İzleyenler, Sözlük Global kanalının Sağlığın İncisi programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz uzman psikolog, çift ve cinsel terapisti Batuhan Efe. Peki siz çift terapisinde nasıl bir yol izliyorsunuz? Bazen de boşanma davasına gitmeden önceki son durak olabiliyoruz. Cinsel terapide en sık başvurulan sorunlar neler? Şimdi cinsel terapi öncelikle bir tabu olmaktan çıktı diyebiliriz artık. Peki cinsel terapinin sorunları çözme oranı nedir? Yaklaşık bir %90 oranında da başarı alıyoruz. Bireysel psikoterapide neler yapılıyor? İçine düştüğü o psikolojik semptomdan çıkamadığı problemler üzerine daha çok yoğunlaşılıyor. Hoş geldiniz Batuhan Bey. Hoş bulduk Süleyman Bey. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Lisansımı Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji bölümünde bitirdim ve psikolog olmaya hak kazandım. Çeşitli kurumlarda çalışma fırsatım oldu. Uzmanlık alanımı Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü aile danışmanlığında tamamladım. Yaklaşık 7 senedir danışan görüyorum. 5000'in üzerine çıktık bu aylarda danışan anlamında. Birçok eğitim aldım Türkiye'de hatırı sayılır üstadlar tarafından. Onlarla süpervizyon çalışmalarımız oldu. Bu alanda ilerliyoruz. Psikolog ne iş yapar? Esasında kelime mantığıyla, kelime anlamıyla bir ruh bilimci demektir psikolog. İnsan davranışlarını inceleyen ve ona o davranışın kökenlerini anlatan, niye yaptığını anlatan, altında yatan sebepleri ona ayna tutarak gösteren bir uzman diyebiliriz. Çünkü fiziksel anlamda bir bedenimizin bir işleyişi var. Ruhsal anlamda da yani zihinsel anlamda da beynimizdeki yazılımın bir duygusal anlamda hormonların da belki eşlik ettiği, düşüncelerin, duyguların eşlik ettiği, beden duyumunun eşlik ettiği bir davranış alanı var. Bu alanlarda kişiler bazen bilinçaltını, bir davranışı niye yaptığını bilemeyebiliyor. Üzüldüğünde, birisini çok fazla sevdiğinde veya başına bir şey geldiğinde, mücadele edemediğinde bunun altından kalkamadığını görüyor ve psikolojik semptomlar, rahatsızlıklar olarak kendisine bir geri dönüşü oluyor. Bunun niye olduğunu, örneğin bir panik atağı olan birisi bunu istediği zaman sonlandıramıyor. Burayı göremediği için orada sistemi yoran, sıkıntıya sokan bir durum var. Psikolog aslında o arka plandaki sorunları, problemleri kişiye göstererek bir farkındalık oluşturmaya ve bu problemi çözmeye yardımcı oluyor. Peki siz hangi alanlarda çalışıyorsunuz? Bireysel ve yetişkin alanında, yani genç ve yetişkin alanında bireysel psikoterapi, çift psikoterapisi, genç ve yetişkin ağırlıkta. Bireysel anlamda bireysel psikoterapinin yanında çift terapisi, cinsel terapi, travma terapisi dediğimiz MDR, EMDR terapisi çalıştığım alanlar arasında. Peki bireysel psikoterapide neler yapılıyor? Bireysel psikoterapide Süleyman Bey, daha çok kişinin bireysel anlamda çözümleyemediği, kendi iç dünyasıyla alakalı çözümleyemediği, anlayamadığı, içine düştüğü, o psikolojik semptomdan çıkamadığı problemler üzerine daha çok yoğunlaşılıyor. İlk başta nasıl bir adımla başlıyoruz? Geçmiş yaşam öyküsü dediğimiz, anamnez dediğimiz öykü alarak çalışmaya başlıyoruz. Yani bu kişiyi rahatsız eden şey ne? Bu kişi acaba ne oldu da şu an bizim karşımızda? Onun ihtiyacı ne? Yaşadığı sıkıntılanma hali nerede oluşuyor? Ne kadar zamandır oluşmuş? Bu ne zaman? Bu ihtiyacı ne? Ve bu ihtiyaç ne zaman karşılanmadıkça soruna dönüşmüş? Biraz bunları anlamaya çalışıyoruz. Örneğin bir takıntı bozukluğu varsa, kişilik bozukluğu varsa, kaygı bozukluğu varsa, panik atak varsa veya ilişkisel anlamda bir çıkmaz içinde hissediyorsa bu problemleri çözmek noktasında belli ekoller, bilimsel ekoller ışığında örneğin psikodinamik terapi, bilişsel davranışçı terapi gibi farklı ekoller bulunmakta. Bu ekoller üzerinden bilimsel yollarla o kişiye anlamaya, anlamlandırmaya ve ona bir yol çizmeye, o gittiği yolu ona göstermeye, ona ayna tutmaya çalışıyoruz. Bu zaten semptomların iyileşmesi haline geliyor. Tabii burada hedefimiz de şu, kişinin o sıkıntısını yenmesiyle birlikte hayatımdan keyif alarak yaşıyorum ve hayatımdan memnunum, bir problem yok, her şey yolunda diyebilecek noktaya gelmesi ve o tam psikolojik bütünlük, psikolojik sağlamlık hedeflediğimiz yerler arasında. Son dönemlerde sosyal medyada çift terapisini çok fazla duyuyoruz. Ancak bu durum insanlar tarafından çok başvurulabilen bir şey olup olmadığını da göremiyoruz. Peki siz çift terapisinde nasıl bir yol izliyorsunuz? Çift terapisinde tabii insanlar biraz sorunlar tamamen artık çıkmaza gelmeden çift terapisine gelmek noktasında biraz geri durabiliyorlar. Bazen de boşanma davasına gitmeden önceki son durak olabiliyoruz. Bu noktada izlediğimiz yollar şunlar. Çiftlerin bugüne kadarki problemlerini çözmek noktasında sürekli olumsuz döngülerine şahit oluyoruz. Zaten bu olumsuz döngülerin çıkmazındayken bize geliyorlar. İlk şöyle düşünebiliriz. Her bireyin bir ihtiyacı var. Temel ihtiyaç. Psikolojik anlamda, duygusal anlamda bir ihtiyaç. Ne gibi? Bir yakınlık ihtiyacı. Benliğinin, kimliğinin onaylanması ihtiyacı. Varlığının kabul edilmesi, onaylanması
onaylanması, sevilmek, değerli hissetmek, biricik hissetmek, desteklenmek gibi psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçların karşılanması noktasında bir problem çıktığında olumsuz döngüler oluşmaya başlıyor. Ve kişiler bu problemleri, olumsuz etkileşimleri aşma noktasında o üzüntüsünün ve ihtiyacının ne olduğunu karşıya söylemekten daha çok problemli bir şekilde birbirlerine yaklaşabiliyorlar. Küserek, hakaret ederek, imalarda bulunarak ya da tartışarak, kavga ederek problemleri çözmemeye hitap eden yollarla bunları birbirlerine anlatmaya çalışıyorlar. Farkında bile olmadan. Çünkü geçmişten gelen problem çözme becerilerini ya da beceriksizliklerini aslında birbirlerine yansıtıyorlar. Dolayısıyla bu noktada bizler öncelikle kişilere canını acıtan temel duyguyu anlatmaya, anlamlandırmaya, bunu fark ettirmeye çalışıyoruz. Bu canını acıtan temel duygu değersizlik duygusuysa, çaresizlik duygusuysa, bunu anlayabildikten sonra, benim derdim buymuş diyebildikten sonra, karşısındakine öfke dilini uyandıracak şekilde değil de daha çok şefkat dilini uyandıracak yeni bir dil oluşturmaya çalışıyoruz aralarında. Bunları da role play yaparak, canlandırmalar yaparak, seans ortamında yaptırmaya çalışıyoruz. Çünkü yeni bir dil oluşması için onların sakin bir ortamda bunları konuşabiliyor olmaları gerekiyor. Ve kişilere sadece ihtiyaçlarının ne olduğunu ve üzüntüsünün ne olduğunu karşıya uygun bir dille söylemenin yollarını araştırıp bunları uygulatmaya çalışıyoruz. Daha sonrasında kişiler artık bir problem çıktığı zaman sen hep şöylesin, sen hep böylesin demek yerine benim bu noktada şuna ihtiyacım var. Benim sıkıntım sen böyle yaptığında kendimi çok çaresiz, çok değersiz hissediyorum ve bu noktada şuna ihtiyacım var. Bunu lütfen gör noktasında şefkat dilini ortaya çıkaracak bir dil oluşturuyorlar. Tabii ki bunları kendi dillerine göre tekrardan yapılandırıyoruz. Sonrasında artık son aşamada kişilerin birbirleri hakkında ihtiyaçlarını karşılamak noktasında bir çalışma yaparak oraya odaklanıyoruz. Yani tamam, senin böyle böyle tetiklendiğini, kendini çok değersiz, kıymetsiz, desteksiz hissettiğini fark ettim. Senin için ne yapabilirim noktasında ihtiyaçları karşılamaya odaklanıyoruz. Cinsel terapide en sık başvurulan sorunlar neler? Şimdi cinsel terapi öncelikle bir tabu olmaktan çıktı diyebiliriz artık. Önce sadece kadınlar kadın doğumculara, jinekologlara, erkekler ürologlara gidip sadece bende böyle böyle bir sorun var diye sadece o meslek gruplarına gidebiliyorken artık psikolojik anlamda bunun karşılıklı oturup konuşulup çözüm yollarını bilmek noktasında cinsel terapistlere ve bu alanda çalışan ruh sağlığı profesyonellerine çok rahatlıkla başvurabildiklerini görüyoruz. Tabii ki bir panik atak olduğu gibi, sınav kaygısı olduğu gibi çok rahatlıkla gelip bunları anlatma durumları henüz çok rahat değil. Fakat kadınlarda da erkeklerde de kendi problemleriyle alakalı. Eğer ki gerçekten güvenlikleri ve bu alanda danışanlarını sağlıklı bir şekilde bu süreçleri tamamlattığını bildikleri bir uzman olduğunu biliyorlarsa, güvenli bir şekilde anlattıkları ortamın sessiz, güvenilir, gizliliğin saklanacağı bir noktada olduğunu görebiliyorlarsa çok rahatlıkla kendilerini bu alanda açabiliyorlar. Daha çok erkeklerde baktığımızda erken boşalma, geç boşalma, erektil disfonksiyon dediğimiz ereksiyon problemleri, sertleşme bozukluklarıyla daha çok karşılaşıyoruz. Tabii az az da denk gelse bazen cinsel doyumsuzluk, cinsel uyarılma bozuklukları, cinsel isteksizlik gibi durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Kadınlarda en çok rastladığımız problem dispareuni, vajinismus, anorgazmi gibi problemler. Vajinismus daha çok bu ilişkiye girememe, koit dediğimiz penis vajina birlikteliğinin gerçekleşememesi, kadının kendini kasması bu alanda çok çok karşımıza çıkan bir problem. Özellikle yeni evli çiftlerde bazen 3-4 sene, 5 sene, 6 sene cinsel birleşme yaşayamadığı halde evliliğini sürdüren ve bize gelen danışanlarımız oluyor. 1 ay ile 4 ay arasında kısa bir zamanda aslında çok da onları korkutacak ya da çözülemeyecek bir problem gibi görünmeyen bir noktaya getirerek sorunlarını sıklıkla çözüyoruz. Dispareuni gibi ağrılı ve acılı cinsellik genelde vajinismusun yanlış tedavileriyle veya yanlış yaklaşımlarla veya o anlaşılmadan kadın ruhu, kadın bedeni anlaşılmadan yaklaşımlarda bulunulduğunda evet vajinismus son buluyor, cinsel birliktelik sağlanabiliyor ama bu sefer de kadın hep korkuyla, hani nasıl başlarsa öyle devam eder deriz ya, hep o korkuyla, hep o acıyla yine sıkıntılanacağım, yine bir problem olacak gibi yaklaşarak cinselliği yaşamaya çalışıyor. Bu tabii ki hem bedensel hem ruhsal hem duygusal anlamda çok incinmesine, çok yıpranmasına sebep olur. Cinsellikten uzaklaşmaya sebep oluyor. Bu da tabii ki sonrasında bize çift terapisinin konusu olarak geliyor. Aramızda bir problem var, çözemiyoruz. Güncel problemler olarak görünse de bir bakıyoruz ki aslında alt zeminde yatan cinsel problemler çok ciddi anlamda karşımıza gelebiliyor.
Peki cinsel terapinin sorunları çözme oranı nedir? Cinsel terapinin sorunları çözme oranı, eğer zaten önce bir fiziksel bir konsültasyon aldıktan sonra artık bir organik problem yok, tamamen psikolojik olduğundan eminsek, 1 ay ile 4 ay arasında, çok ekstrem durum olursa 5 ay içinde, ama ortalama 3 ay 4 ay arasında rahatlıkla bu problemler çözülebiliyor. Kişiler başta, atıyorum bir erkek için erken boşalma veya ereksiyon problemleri, asla düzeltilemeyeceğine inandığı problemler olarak inanışlarıyla geliyorlar bize. Yani ben hep böyleydim, bu düzelmez noktasında geliyorlar. Veya kadınlar disparoni, anorgazmi, orgazm olamama, keyif alamama, eşini sevmesine rağmen cinselliği sevmeme ya da vajinismusla alakalı kesinlikle cinsel ilişkiye girmek istememe gibi ve bunun asla çözümlenmeyeceği gibi inanışlarla geliyorlar. Öncelikle psikolojik anlamda bir bilişsel yeniden yapılandırma çalışması yapıyoruz. Cinsel mitleri, yanlış inanışları varsa onlar üzerine odaklanıyoruz. Sonrasında tabii bu psikolojik eğitimler, bazı psikolojik anlamda, bedensel psikolojik anlamda bunların eğitimleri, sonrasında kas egzersizleri ve tabii bir cinsel terapinin olmazsa olmazı olan ev egzersizleri, ev ödevleri, aşk oyunları veriyoruz ve her gün bunları yapmaları noktasında çiftlerle anlaşmalar yapıyoruz. Çiftler çok hem keyif alıyorlar, hem ilişkilerini düzenliyorlar, hem oynuyorlar aslında, hem çok da oynayarak, keyif alarak, ciddi anlamda aralarındaki problemleri de çözerek bir taraftan da cinsel işlev bozukluklarını çözmüş oluyorlar aslında. Ve buna bu saydığım cinsel işlev bozukluklarının hepsi dahil, hepsi istenirse ve bir cinsel terapistin söyledikleri uygulanabilirse, ki bunlar çok basit, gün içinde 1 saat, 1,5 saat uygulanabilecek egzersizler, rahatlıkla çözebildiğini görüyoruz. Yaklaşık bir %90 oranında da başarı alıyoruz. EMDR terapisi nedir ve bu terapi yöntemi hangi psikolojik sorunlarda kullanılıyor? EMDR terapisi, kelime anlamı olarak, tanımı olarak göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme demek. Burada ne olduğunu anlamak için şunu söyleyebiliriz. Beynimizde iki lob var. Sağ ve sol lob olmak üzere. Bunlar farklı işlevleri olan loblar. Ve ikisinin arasında korpus kollozum kanalları vardır. Bu kanallar vasıtasıyla birbirleri arasında bir bağlantı kuruyorlar. Duygularımızın olduğu alanlar sağ taraftaki lobda, mantık alanlarımız, mantığımızın olduğu, muhakememizin olduğu alanlar daha çok sol taraftaki lobda. Örneğin bir travmatik bir olay yaşayalım, çok sevdiğimiz birini kaybedelim veya bir deprem yaşayalım ya da çok ciddi bir travmatik tecavüz, taciz gibi hoş olmayan olaylar yaşamış olalım. Bu gibi durumlarda beyin bu malzemeyi, bu bilgiyi, bu yaşadığı kötü olayı, olumsuz olayı sindirmekte çok güçlük çekiyor. Ve ana havuzuna katılamayacak boyutta yabancı bir malzeme olduğu için, burayı işlemleyemediği için sürekli kişiyi hasta etmeye devam ediyor. Adaptif bilgi işleme sisteminin bozulması diyoruz buna. Yani bilginin, duygunun ve beden duyumunun ortak bir şekilde işlemlenmesiyle bilgi bize gelir ve bunu tekrar kullanabiliriz. Burada bu işleyişin bozulduğunda, beyin sindiremediği şeyler, duygular ve anılar yaşadığında bir takılma yaşıyor. Bu takılma olduğu zaman yıllar geçse de 5 sene, 10 sene, 1 ay, 3 ay, 20 yıl, 30 yıl, kişi ona benzer sahnelerle, iması bile olsa çok benzer sahneyle karşılaştığında tekrar o anı yaşıyormuş gibi bir travmanın içinde kendini buluyor. Örneğin travma sonra stres bozukluğu yaşayan birisi, atıyorum 17 Ağustos depreminde bunu yaşamış, göçükten kurtulmuş olsun. Aradan 20 sene geçse de hafif bir sallantıda sanki o anı yaşıyormuşçasına kendini çok travmanın etkisinde hissedip kapanabiliyor, titreyebiliyor, panik yaşayabiliyor. Bu gibi durumlarda olabildiği gibi normal, güncel ilişkisi problemleri, karakter depresyonları, panik ataklar, kaygı bozuklukları gibi ya da obsesif kompulsiyon bozukluk gibi birçok psikolojik semptomda kullandığımız çok güçlü ve hızlı bir teknik. Peki bu sağ ve sol lob ne demek? Göz hareketleri ne demek? Yeniden işlemleme ne demek? Şöyle anlatabilirim. Uyurken bir insan izlemişsinizdir. Gözleri sağ sol yukarı aşağı sürekli hareket eder. Ve uyurken aslında beynin o bilgiyi işlemlediği anlamına geliyor. Ve biz bunu beynin göz hareketlerinin bilgiyi işlemlemek noktasında çok işlevsel olduğu bulunduktan sonra bunu artık bu terapi ekollerine katıldı. Bir cihaz yardımıyla veya manuel olarak da yapılabilir ya da bir cihaz yardımıyla da yapılabilir. Göz hareketleriyle sağ sol hareketleriyle belli setler ve aynı zamanda kulağımıza verilen bir işitsel ses uyaranıyla ve dokunsal anlamda ellerimize verilen titreşim bataryaları yoluyla bilateral çift yönlü eş zamanlı sağ ve sol uyarımlar veriliyor kişiye. Peki ne zaman? O travmatik anısını beyninde döndürüyorken. Onu o anı gittiği, duygusuna gittiği, düşüncesine gittiği, o an yaşadığı beden duyumuna gittiği, göğsünün sıkıştığına gittiği, çaresiz hissettiği anıya gitti. Onu canlandırıyorken biz burada setler yapıyoruz. Sağ sol beynimize sinyaller, uyarımlar gönderiyoruz ve 25 set bittikten sonra kişiye ne oldu, ne fark ettin, ne hissettin, ne geldi diye soruyoruz. Şöyle şöyle olduğunu gördüm, böyle böyle olduğunu hissettim gibi söyleyip sonra ona devam et. Bunu fark et ve devam.
devam et diyoruz. Bırak ne geliyorsa gelsin diyoruz. Dolayısıyla kişi o ana tekrar dönerek yaşadığı travmatik anıyı tekrardan yaşayarak ama bu sefer güvenli bir ortamda, güvenli bir uzman eşliğinde bu anıyı tekrardan o zaman işlemleyememişti ama şimdi bunu işlemliyor ve artık birkaç kez bu seansı yaptıktan sonra o travmatik anısını hatırladığında panik duygusuna kapılmadığını, endişeye kapılmadığını veya mutsuzluğa kapılmadığını, normal sıradan yaşanmış bitmiş bir olay gibi hatırladığını ve artık onu rahatsız etmediğini, hasta etmediğini görüyoruz. Zaten danışanlar da bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Peki iyi bir psikolog olmak için sizce neler yapmak gerekiyor? Aslında sorumu ikiye böldüm ve bu işi yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler? İyi bir psikolog olmak için tabii ki bu mesleği bölümü okurken dolu dolu okumak önemli. Ve bu bölümü okurken yüksek lisans yapmak çok önemli. Bölümü okurken faaliyetlere katılmak, psikoloji anlamında bol bol okuma yapmak çok önemli. Uzmanlık almak çok önemli. Tabii bunlar da yetmiyor bu alanda. Biraz bu işin mutfağını öğreten psikoterapi eğitimlerini almak belki de bu noktada ilerlemenin çekirdeğini oluşturuyor diyebilirim. Evet, lisans ve yüksek lisans belli bir noktaya getirir. Buna kanunen size bu ünvanı verir. Fakat bu alanda sahada pişebilmek için eğer ki bir psikoloğun amacı bir kurumda çalışmak ya da farklı alanlara atıyorum bir adli psikolog ya da bir sağlık psikoloğu olarak hastanede görev yapmak veya başka bir alanda çalışmak değil, ofis ortamında psikoterapi yapmaksa psikoterapi eğitimleri alması gerekiyor. Süpervizyon alması gerekiyor. Ne demek bu? Sadece teorik bilgi değil. Bir danışan karşısına geldiği zaman odada ona bir şeyler anlattığında nasıl bir yol izleyeceğini, hangi terapi ekolüyle yaklaşacağını, ona ne diyeceğini, onun bu problemi karşısında takılmadan ne olduğunu, ne yapacağım diye bir çaresizliğe kapılmadan ne yapması gerektiğini bilmesini sağlayan ve sonrasında bir üstad tarafından ya da bir heyet tarafından süpervizyon yapılmasını içeren eğitimler alması gerekiyor. Ne gibi? İzinli bir şekilde danışanıyla eğer bu izin verildiyse bu vakasını sunabiliyor belli platformlarda bu eğitimi aldığı yer. Hocasına, üstadına veya oradaki heyete. Daha sonra bu yaşadığı vakayla alakalı problemleri anlatıyor. Böyle şeyler konuşuldu. Danışan bunu dedi, terapist bunu dedi, bunun deşifresini aktarıyor. Ve sonrasında şöyle yapılmalı, böyle yapılmalı gibi yol gösteren bir eğitim sürecinden geçerse yaklaşık 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene ve bu aralıklarla devam eden bir noktada olursa sürekli kendini yenilerse iyi bir psikolog olabilir diyebilirim. İkincisi çok insan tanıması gerekiyor. Çok insan izlemesi gerekiyor. Eğer tanıyamıyorsa çok dizi izlesin, çok film izlesin, insan analizi yapmaya çalışsın, karakter analizi yapmaya çalışsın, yüzü düştüğünde niye düşüyor'yu anlamaya çalışsın, çok sevindiğinde niye seviniyor da, şu insan seviniyor da bu insan niye sevinmiyor'yu anlamaya çalışabilir ve tabii ki bol bol okumak gerekiyor çünkü psikoloji çok dinamik, insan çok dinamik ve gelişen bir varlık olduğu için insanı anlayan ve anlamlandıran bilim de çok yenilikçi bir bilim olduğu için sürekli güncellemek ve okumak gerekiyor. Peki çalıştığınız iş yerinden ve çalışma ortamınız biraz bahseder misiniz? Tabii. 5-6 aylık yeni bir ofisiz. Optimal Psikoloji Merkezi adı altında bir ofis. Yetişkin, bireysel, çift, cinsel terapi, genç, ergen, çocuk olarak birçok alanda psikolojik anlamda destek alınabilecek bütün alanlarda çalışma fırsatımız var burada. Aynı zamanda dikkat ve zeka geliştirme alanında çalışıyoruz. Bu alanda uzmanlarımızdan yardım alınabilir. Cinsel terapi, bireysel psikoterapi, travmalarla alakalı EMDR terapisi gibi birçok alanda hizmet veren bir kurumuz, merkeziz diyebilirim. Peki eklemek istediğiniz son birkaç şey var mı? Şunu söyleyebilirim. Zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi süreci gerçekten psikolojik anlamda hepimizi zorlayan bir süreç oldu. Psikolojik anlamda, duygusal anlamda, ekonomik anlamda, sosyal anlamda, her anlamda zorlandık. Kapandık ve bu insan doğasına, insan psikolojisine, ruhuna, zihnine çok aykırı bir durum. Bu süreçte olabildiğince kendini dinleyen insanların duygularına temas etmelerini öneririm. Bu çok kaçırılan bir şey. Yani ben öfkelendim ama niye öfkelendim? Benim canımı yakan duygu ne? Çok sevindim ya da çok rahat hissediyorum. Peki niye? Dün niye rahat hissetmiyordum da şimdi rahat hissediyorum gibi duygusuna yönelmeye çalışsın, içine yönelmeye çalışsın, bedenine odaklansın, nefes almaya çalışsın. Bu gibi şeyler, nefes almak, gözünü kapatmak, bedenine yoğunlaşmak, kızdığında niye kızdım, benim sinirlenmeme sebep olan şey aşağılanmak mı, umursanmamak mı, desteksiz hissetmek mi, ne oluyor bana iyi anlamaya çalışsın. Bunu yaptıkça karşındakini de anlamaya çalışacak. Onun o girdiği duyguya karşı da zihninde bir şeyleri oturtmuş olacak. En azından öfke patlamalarımızı azaltabilelim. Karşımızdakine empati kurabildiğimizde onun ne yaşadığını, benim içimde ne dönüyor, onun içinde ne dönüyor anlamak şu süreçte bizi rahatlatacak şeylerden birisi. Çünkü kapandıkça birbirimize temas etmeye başladık ve bunlar olumsuz döngülere sebep olmaya başlıyor. Bu noktada kendilerini anlamlandıramayan bir yerde olurlarsa bizlerden destek alabilirler.